Ensatec Solutions çözüm stüdyosuna tekrar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kısa bir özet çalışmayla birlikteyiz. 4'e 3 oranındaki kare VGA montörlerden olan ve oldukça yaygın kullanıldığı bilinen Philips 170S'lerden 2 tanesi beraber bozulmuş. Bunlardan bir tanesini onarmıştım, ikincisinin onarımını da sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunlarda tipik bir besleme arızası söz konusu. Neyse ki değiştirilebilir parçalar ile 1-6 yıl daha gider gözüküyor. Mesela şu an AC220V giriş tarafı ve DC output kısmındaki kapasitörleri görüyoruz. Özellikle AC giriş tarafı böyle paslanarak kopmuş ve bazıları şişik. Bu trafo fluoresan devresinde de 220 mikrofarad ile 470 mikrofaradlık bir grup var. Bunları birbiriyle takas edebilirsiniz. Yani 220'nin yerine çıkan 470'i takarak 470'in yerine de yeni bir tane takabilirsiniz. Burada da değerleri okudum ben. 470'e 209 çıktılar. Bir de bekleme anında coil vine şeklinde bir cızırtı duyuyorsunuz bu montörlerde. Onun önüne pek geçmek mümkün değil. Hani kondansörlerin hepsini değiştirseniz de anakart üzerinde o ses gitmiyor. Çünkü mevcut trafo ve bobinlerin geçen yıllar sonrası artık üzerlerindeki kılıf ve sargılarda gevşemeler söz konusu. A'dan Z'ye görüntü kartı üzerindeki bütün kapasitörleri değiştirsek de bu nedenle %100 bir bobin çığlığı sesinin önüne geçmek pek mümkün gözükmüyor. O nedenle bu yaptığımız değişiklik sayesinde büyük oranda bu ses azalıyor ve monitörün görüntü kartı bozulunca ile kullanım ömrünü uzatmış olmaktayız. Şimdi testleri yapmak üzere dış ortama geçelim. Testimizi 775 LG anakartlardan bir tanesindeki Türkçe BIOS çalışmasıyla şenlendirdik. Şu an ekranımızda post iletilerinde Türkçe arayüz çalışmamızın sonuçlarını görüyoruz. Tabii henüz %100 bir çeviri değil bu, deneysel. Ama gayet keyif aldığım bir çalışma açıkçası. Türkçe elitlerle karşılaşmak güzel oluyor. Bu anakartla ilgili de başka bir sefer bir özet gelecek. Görüşmek üzere. Çekiliş bu hafta açıklanıyor.